Şu anda Metropolitan Sanat Müzesi'nin galerilerinden birinde Juan de Flandes adlı Flaman sanatçının bir tablosunu inceliyoruz. Bu tabloda sıkça kullanılan bir konu olan İsa'nın annesine görünmesi tasvir edilmiş. Bu noktada İsa'nın öldüğünü ve öncesinde çarmıha gerildiğini hatırlatalım. Tablonun arka planında İsa'nın dirildiğini görüyoruz ve öldükten sonra mucizevi bir şekilde annesine görünüyor. Ön planda ise Meryem Ana'nın oturarak bu olağanüstü kapalı alanda dua okuduğunu ve İsa'yı görünce çok şaşırdığını görüyoruz. Ellerini havaya kaldırmış. İsa ise ölümünden sonra mucizevi bir şekilde annesine tekrar göründüğü bu anda Meryem'e "Korkma" dercesine bir işaret yapıyor. Arka planda gördüğümüz diriliş sahnesi ise bu sahneyle aynı anda gerçekleşmiyor. Bunun devam eden bir anlatım olduğunu söyleyebiliriz. Yani hikayenin tamamını anlatmak için sanatçı bu tabloda farklı zamanlarda geçen iki anı bir arada betimlemek istemiş. Bu hikaye İncil'de geçen bir hikaye değil. Bu 13. yüzyılda Bonaventura tarafından kaleme alınan ve İncil'de anlatılan hikayelerin devamı niteliğinde olan bir hikaye. Burada gördüğümüz sahne aslında Hristiyanlığın temel mucizesini, dirilişi ve ölümden sonra hayatı anlatıyor. Burada Meryem'in şaşırması oldukça doğal. Çünkü İsa görünmeden önce çevresine çok da dikkat etmeden dua ettiğini görüyoruz. Daha sonrasında İsa geliyor. Ancak öncesinde İsa'nın çarmıha gerilerek öldüğünü biliyoruz. Yani bu büyük bir mucize. Tablo Meryem'in hayatını bize çok güzel bir şekilde hatırlatmayı başarıyor. İsa ve Meryem'in çevresinde gri zayla boyanmış. Mermerden heykellerin bulunduğu bir başkemer olduğunu görüyoruz. Bu başkemerde Meryem'in hayatından farklı sahneler yer alıyor. Örneğin Meryem'in göğe yükseldiği sahneyi görüyoruz. Aynı zamanda Hamsin yortusu olarak kutlanan Kutsal Ruh'un havarilerin üstüne inişinin anlatıldığı sahneyi de görebiliriz. Dediğim gibi burada Meryem'in hayatından pek çok sahne var. Aynı zamanda bu tabloda Meryemle ilgili iki yazının da bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu yazılardan biri Meryem'in kıyafetinin kenarında bulunuyor. Bu yazı Meryem Ana'nın ezgisi olarak da adlandırılan İncil'in bir bölümünden alınmış. Luka İncili'nde geçen bu ezginin sözlerinin geçtiği duanın da adı aynı. Kıyafetin kenarında şunların yazdığını görüyoruz. Ruhum Rabbi yüceltir. Kurtarıcım Rabbim sayesinde sevinçle coşar. Çünkü o Sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. İşte bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. Çünkü güçlü olan benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır. Başkemerin yukarı kısmında bir meleğin elinde taç olduğunu görüyoruz. Bu taçtan sarkan küçük bir kağıdın üzerinde de diğer yazı yer alıyor. Bu da vahiy kitabından bir kısım. Yazı da şöyle diyor. Bu kadın her şeye dayandı kendisine bir taç verildi ve galip gelen biri olarak zafer kazanmaya çıktı. Pek çok açıdan bunun bir kilise sahnesi olduğunu söyleyebiliriz. Buna örnek olarak baş çevresindeki heykellerle birlikte Aziz Yuhanna'nın solunda ve Aziz Pavlus'un sağında yer alan figürler verilebilir. Dediğim gibi burası mimari açıdan kutsal bir mekanı, bir kiliseyi andırıyor. Bu figürlerin yukarısında bulunan gotik tarzdaki tahta oymalar da çok güzel. Bu kısma daha detaylı baktığımızda bu gotik oymaların devam ettirildiğini görebiliriz. Tabloda aynı zamanda hikaye anlatılan sütunlar da görüyoruz. Bu sahnelerin İsa'nın ölüme karşı zafer kazanmasına işaret eden ipuçları olduğunu söyleyebiliriz. Buna Davut'un Golyat'ı yendiği sahne örnek olarak verilebilir. Eski Ahit'teki bu hikayelerin İsa ve Meryem'in hayatındaki olaylar hakkında önceden bilgi vermek için kullanıldığını belirtmemiz mümkün. Brüj'de eğitim alan Flaman ressam Juan de Flandesin oldukça yetenekli bir ressam olduğunu biliyoruz. Bu tabloda da 15. yüzyıl Flaman resim geleneğinde karşılaştığımız bütün karakteristik unsurları görmemiz mümkün. Bu akım bazen Flaman veya Hollanda geleneği, bazı durumlarda ise Kuzey Rönesansı olarak adlandırılır. Sanat tarihçileri kavramları daha karışık hale getirmeyi sever. Ancak burada 15. yüzyılda önemli bir ticaret merkezi olan Kuzey Avrupa'dan bahsediyoruz. Şimdi de Kuzey Rönesansı'ndaki resim geleneğiyle özdeşleştirdiğimiz unsurlara bakalım. Buna kıvrımlı kumaş görünümleri örnek verilebilir. Tabloda Meryem'in kıyafetinin alt kısmında fazladan kumaş biriktiğini ve bu kumaşın kıvrımlı bir şekilde yere doğru uzandığını görüyoruz. İsa'nın kırmızı kıyafetinde de bunu görebiliriz. Aynı zamanda detayların gerçeğe oldukça yakın çizildiğini ve fiziki açıdan bir ihtişamın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak tablolarda arka planda yer alan geniş araziye açılan kapı ve pencerelerin olduğunu görüyoruz. Bu tabloların yağlı boyayla resmedildiğini hatırlatalım. Bunu Meryem'in oturduğu banktaki detaylardan, kitabın altından yapılma tutma yerinden, Meryem'in okuduğu İncil'den ve hatta kıyafetinin kenarına işlenen altın detaylardan rahatlıkla anlayabiliriz. Arka plandaki figürlerde bile ince bir işçilik söz konusu. Bu da ressamın tabloyu inceleyen kişiye olabildiğince çok bilgi vermek istediğini gösteriyor. Burada İsa'nın biraz geriye çekildiğini ve annesi Meryem'in tepkisinden çekindiğini görüyoruz. Ancak yaralarını kapatmaya çalışmıyor. Çarmıha gerildiği sırada elinde oluşan yaralarla birlikte vücudundaki yaraları rahatlıkla görebiliyoruz. Tabloda İsa'nın fiziki bir varlık olduğu fikri vurgulanmak istenmiş. Sanatçının İsa'nın kolundaki damarları daha belirgin çizerek bu fikri daha da vurguladığını düşünüyorum. Bu da aslında bize dirildikten sonra vücudunda hala kan aktığı hissini veriyor. Bu tablo ile ilgili dikkat çekici başka bir detay daha var. Burada beşaret sahnesi ile görsel açıdan bir takım paralellikler bulunuyor. O sahnede de Meryem'in kapalı bir yerde oturduğunu ve dua okuduğunu görüyoruz. Tam o sırada başmelek Cebrail o diye giriyor ve Meryem'e karnında Tanrı'nın oğlunu taşıdığını haber veriyor. Meryem'in bu habere çok şaşırdığını görüyoruz. Burada da Meryem kapalı bir mekanda dua okuyor. Yüzünde şaşkın bir ifade var. Burada İsa'yı Cebrail'in yerine koyabiliriz. İsa da Cebrail gibi Meryem'e önemli bir haber getiriyor. İki sahnede de İsa'nın ete kemiğe büründüğünü görüyoruz. Bu açıdan tablonun Cebrail başlayan hikayeyi alıp bu hikayeyi tamamlayarak en başa döndüğünü söyleyebiliriz. Çünkü burada dirildikten sonra İsa annesine görünüyor. Az önce de belirttiğim gibi Juan de Flandes flaman bir sanatçı ve büyük olasılıkla Brüjde eğitim almış. Ancak bu tablonun İspanya'da çok önemli bir müşteri için yapıldığını biliyoruz. Bu müşteri de Kastilya Kraliçesi Isabella'nın ta kendi. İşler bu noktadan sonra daha da karışıyor çünkü Kraliçe Isabella, Juan de Flandes'ten babasının elinde bulunan Roger van der Weyden'ın tablosunun bir kopyasını yapmasını istemiş. Aslında burada gördüğümüz tablo, Mira Flores sunağında yer alan üç panelden birinin birebir kopyası. Isabella'nın babası Kral II. Juan'ın kendi elinde bulunan Mira Flores sunağını, İspanya, Burgos yakınlarında bulunan Chartre manastırına verdiğini biliyoruz. Aynı manastırda daha sonrasında Isabella'nın babasını anmak için bir lahit mezar yaptıracağını da hatırlatalım. Yani Isabella'nın Juan de Flandes'e bu tablonun bir kopyasını yaptırmasının sebebi, babasına ait olan bir şeyin birebir aynısına sahip olmak istemesiydi. Hatta bu tabloyla Kastilya Kraliçesi olarak hükümdarlığını meşrulaştırmayı amaçladığını da söyleyebiliriz. Burada Isabella, İspanya Kraliçesi olarak meşruiyetini kanıtlamak için babasına ait olan sanat eserlerine yöneliyor. Şimdi de neden böyle bir şeye ihtiyaç duymuş olabileceğine bakalım. İspanya'nın hanedanlık tarihi oldukça karmaşık. Isabella'nın da hükümdarlığının meşru olduğunu göstermesi gerekiyordu. Çünkü abisi ve ailesinin diğer üyeleri de tahtı istiyor ve kendisine taht mücadelesinde destek vermiyorlardı. Dolayısıyla babası ve onun desteklediği eserlerle arasında bir bağ olduğunu göstererek güç ve istikrarını korumak istiyordu. Bu tablo Kuzey Avrupa'da Flaman bölgesi ve İspanya arasındaki yakın ilişkileri oldukça iyi yansıtan bir örnek. 15. yüzyılda İspanya'daki resim geleneğinin büyük ölçüde Flaman sanatından ilham aldığını söyleyebiliriz. O dönemde Flaman bölgesine giden İspanyol sanatçılar olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde İspanya'ya gelen Flaman sanatçılar da var. İspanya'da da Isabella ve hatta ondan önce gelen pek çok hükümdar ve elit tabakadan insanın Flaman bölgesinden halılar, tablolar ve başka objeler topladığını biliyoruz. Yani bu iki bölge arasında oldukça eskiye dayanan bir ilişki var. Bu nedenle bu tablolarda flaman sanatında rastladığımız özellikler ve tekniklere oldukça sık rastlarız. Juan de Flandes'in de Rönesans sanatçılarının gezgin ruhunu yansıtan bir isim olduğunu söyleyebiliriz. O dönemde pek çok sanatçı kariyerleri boyunca farklı yerlerde yaşayarak bu bölgelerde sanatlarını icra etmiş. 21. yüzyılda İspanya ve İtalya gibi ülkeleri birliğini sağlamış ülkeler olarak düşünsek de o dönemde böyle bir durum söz konusu değildi. Yani o dönemde yaşamış bir sanatçıdan İtalyan veya İspanyol sanatçı olarak bahsettiğimizde bunun tarihsel olarak doğru olmadığını hatırlamakta fayda var. Juan de Flandes'in de kariyeri boyunca tarzını değiştirdiğini söyleyebiliriz. Bu müzede bulunan diğer tablolarına bakarak zaman içerisinde tarzında ne gibi değişikliklere gittiğini rahatlıkla anlayabiliriz. O kadar dikkat çekici bir sanatçı ki Isabella tarafından İspanya'ya çağrılmış ve saray ressamı olmayı başarmış sonrasında da sanatçıların çoğu zaman yaptıkları gibi müşterisinin isteklerine göre tarzını değiştirmiş. Bu detayları bilerek günümüzde bu tabloyu bu müzede inceleyebilmek gerçekten keyif verici.